Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Üme Hastanesi ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abone ol butonunu falan arıyorsanız aşağı tarafta arkadaşlar. Yani çok kolay bulabileceğiniz bir yerde onu söyleyeyim. Hani çok aramayın diye yardımcı olmak istedim sadece. Ha, yanlış anlamayın arkadaşlar. Yoksa yani siz biliyorsunuzdur diye söyledim. Evet, ben bu videoya ne başlık koyacağım çok şaşırıyorum. Bir de bir başlıklardan dolayı eleştiren arkadaşlar var. Yani başta ne yazmamı bekliyorlar onu da çözemiyorum ama. Arkadaşlar ne konuşuyorsak onu yazmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. İlk olarak mesela haberlerle başlayalım. Miguel Crespo'ya dev talip. Bir kere Fenerbahçe'nin bu sezon en önemli futbolcularından biri. Aslına bakarsanız geçen sezonda en önemli futbolcularından biri Crespo. Fakat Crespo'nun bir özelliği var. O da şu ki gün geçtikçe kendisine daha da hayran bırakan bir performans. Ve Crespo'ya İtalyan takımlarının ilgisinin devam ettiği haberi girilmiş. Daha önce Atletico Madrid'in gündemine gelen Crespo'ya bu sefer İtalya'dan dev talip. Bir şey soracağım. Atletico Madrid'i siz nereden öğrendiniz ya? Allah Allah. Sivas maçına damga vurdu diyor. 1-0'lık maçta olağanüstü bir performans gösterdi. Fenerbahçe'nin atak geliştirdiği sırada Crespo pasında Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Bu sırada yere düştü. Portekizli oyuncu pas arası yapan Sivasspor'lu oyuncuyu durdurmak için yerde sürünerek topa kafa vurdu diyor. Ki sosyal medya bunu bayağı bir viral etti bu hareketi. Ve atak başlatma şansını kaybetti rakip. Taraftar çok başka bir seviyesin sen. Bu kulüp seni tarihe altın harflerle yazacak gibi yorumlarda bulundu. Hani yerdeyken rakibin topunu ayağı kafasıyla vurması diye. Bir kere Jorge Jesus'un da vazgeçilmezlerin arasına girdi. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İlk başlarda diyordunuz ki hocam bu niye oynamıyor? Yani Jesus futboldan hiç mi anlamıyor? Ben de size diyordum ki arkadaşlar çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan sonra o eski Crespo'ya dönemedi bir türlü. Jesus da o eski Crespo'ya dönmesini bekliyordu. Ya, hatırlıyor musunuz o süreci? Birçok kişi orada Jesus'u yem etmeye çalışıyordu. Ha, sorsam bana başlıklardan dolayı Fenerbahçe düşmanı diyen tırrekler var. Ne diyelim? Crespo'nun bir başka istatistiği arkadaşlar. Fenerbahçe Crespo'nun ilk 11'de sahaya çıktığı son 20 maçta yenilgi yüzü görmedi. 17 galibiyet, 3 beraberlik aldı diyor. Tabii ki Vitor Pereira getirdi. Eline, koluna, yüreğine sağlık. İyi buldu. Ki çok tanınmıyordu. Transferin son günlerinde ortaya çıktı. Galatasaray deplasmanındaki attığı gol, İsmail Kartal döneminde yakaladığı çıkış takdire şayan ve Jesus'un yeni formatıyla değişen orta saha kurgusunda aslında bakarsanız başta biraz uyum sağlayamadı gibi ama bazı Avrupa ve lig maçlarında da fazla forma şansı bulamadı. Fakat şu an çok iyi oynamaya başladı. Koşu mesafesinde zirvede. Türk olsa adı ilk yazılır diyorlar. Yani milli takıma hayır katılmıyorum. Türk olsaydı almamak için 40 takla atarlardı. Bir Erkan'ı falan alırlardı. Talyan'ı alırlardı. Opsiyonu 25 milyon euro diyor. Bilginiz olsun. Yani Jesus kış pazarında onu göndermez. Bir kere bunu kafanıza yazın. Kışın kesinlikle gitmez. Fakat yazın durumlar değişir. Yazında bizi bize bırakmazlar. 2024'te sözleşmesi sona erecek. Ancak 25 milyon euroluk fesih anlaşması varmış. Haberiniz olsun. Yani 25 milyon euroyu getiren alır. Tabii gitmek isterse. İtalyan basında diyor ki Crespo'ya Inter talip ve Inter takip ediyor futbolcuyu demiş. Oyuncunun yeteneklerini yakından takip ediyorlar demiş. 25 milyon euroyu versin alsınlar. Yoksam yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bak yanlış anlamayın. Haber doğrudur yalandır ben bir şey diyemem. Ama takip edildiği kesinlikle doğru. Hem de Atletico Madrid tarafından ve başka takımlar tarafından. Napoli'den Arda Güler için çok ilginç teklif diyor. Bir önceki videoda konuşmuştuk ama burada neyi söyleyecekler acaba? Onu da merak ediyorum. Çünkü Arda Güler'in gelişimi zaten Avrupa Ligi'ye şu bu hepsi malum. Üst üste galibiyetler. Hani bu sezon ligde 4 maçta 2 gol, Avrupa Ligi'nde ise ilk golünü atmayı başardı Kiev maçında. Sosyal medyada Arda Güler koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem. Bu senin içindi. Seni çok seviyorum mesajını paylaştı. Annesi Serap Güler de sen benim kabul olmuş doğamsın, gülen yüzümsün, ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım demişti. Galatasaray Kulübü basın sözcüsü Ertan Timur ise bu sözlerden sonra Fenerbahçe'nin Kiev maçının iptal edilmesi gerektiği ile ilgili bir basın toplantısı
Yok, o kadar da değildi. 5'te 5 yapan ilk takım diyor. Rakipleri takıldı, liderlik garanti oldu Dünya Kupası arasında. Oran düşmeye devam ediyor, şampiyonluk oranı geçiniz. Transfer gelişmesi yaşanıyor. Sen bize bundan bahset Mustafa Hocam. Yaz transferinin Fenerbahçe'nin kapısı çalınmış Arda Güler'den dolayı. Tabii ki de Napoli sportif direktörü Cristiano Gintoli'nin her fırsatta kış transfer döneminde takviye yapılmayacağını söylemesine rağmen durum değişebilir diyor. Resmi teklif hazırlığı içerisindeymiş ve arkadaşlar 18 milyon euro falan diyorlar ama ben ne Napoli'nin haberine güveniyorum ne bu Türk basınına güveniyorum. Devre arasında benim bildiğim Jesus hiç kimseyi göndermez. Ama hiç kimseyi derken oynatacağı kimseyi göndermez. Oynatmayacaklarını tabii ki de gönderebilir. Fenerbahçe'ye müjde Jesus mucizesi diyor. Şimdi ben bu haberi çok merak ettim. Çok enteresan çünkü. Kariyeri boyunca Bruno Fernandes, Axel Witsel, Darwin Nunez, Matic, David Luiz, Enzo Perez, Di Maria, Ruben Dias gibi isimlerin parlamasını sağladı Jesus. Fenerbahçe'de ise Ferdi Kadıoğlu büyük bir yıldıza dönüşüyor. Sivas Cup maçında maçın adamı seçilmiş zaten. Hem savunma hem hücumdaki yüksek enerjisi. Ya şimdiden Ferdi öne çıkardı bile diyorlar. Az önceki isimler gibi gelişimine çok ciddi katkıda bulundu. Ve komple bir futbolcuya dönüştü Ferdi Kadıoğlu. Çift yönlü oyuncu tanımına uyuyor. 23 yaşındaki futbolcu sağ bek, sol bek, sol kanat, sağ kanat, orta saha. Hani hepsini de aynı verimlilikle oynayabilir bir duruma geldi. Takımın jokeri olur resmen. Nerede ihtiyaç olsa orada oynuyor. Ve A milli takımını da tercih ederek kariyerine yeni bir adım attı. Jesus'la da birlikte uçmaya başladı diyor. Tabii ki de alkışlanan rakamlar var. Mesela Sivas maçında istatistiklerde 2 top uzaklaştırma, 2 top kapma, 8-2'li mücadele kazanma, 33 isabetli pas, 3 başarılı dribling ve 1 kilit pas diyor. Ferdi'yle ilgili şöyle söyleyeyim. 4 yıllık kontrat imzalamıştı geçen sezon. Ve sözleşmesi 2026'da sona erecek. Daha doğrusu geçtiğimiz sezon derken hani 2022 yılı içerisinde. Hani Kim Minji, Vedat Muriç, Elif Elmas elden gitti ama ciddi bonservisler verdirerek. Ferdi Kadıoğlu da aynı şekilde böyle bir şey var. 110 günde iki liderlik diyor. Fenerbahçe'nin hem ligde hem Avrupa'daki liderliği. Rakiplerini solladı diyor. Rakiplerinin puan olarak önde olmasından bahsediyor arkadaşlar. Yine burayı da çok önemsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani rakiplere saygısızlık olarak adlandırmayın ama size saygımdan dolayı atlıyorum. Çok önemli bir yer değil. Hayran bırakan defans çizgisi Serdar Aziz dikkat çekti. Ve Fenerbahçe mucizesi yani Jesus mucizesi olarak şunu söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu çok ciddi talipler edindiriyor. Zayıf bir duyuma göre Napoli asıl Ferdi Kadıoğlu'nu takip ediyor. Yani Elif Elmas'ı alan, Kim Minji'yi alan, Napoli, Arda Güler'in falan ya da şeyin Crespo'nun şeyinde değil arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu'nu takip ediyor diye. Ben bilmiyorum Napoli'nin hani içi işlerine çok karışmak istemiyorum ama bu zayıf bir duyum, bilginiz olsun. Leeds United'da Osayi Samuel'i takip ediyor diyorlar. Ama şu Osayi Samuel bilmiyorum çok ses getirmez gibi de duruyor şimdi. Ben ona da çok bir şey söylemek istemiyorum. Eski Fenerbahçeli Ozan Tufan için Galatasaray iddiası diyor. Bu bizi çok alakadar ediyor mu? Yani bizi çok alakadar etmiyor diye biliyorum. Eğer Fatih Terim'i falan alırsa Galatasaray belki Ozan Tufan hani belki ama onun dışında ister gitsin ister gitmesin hani yerli oyuncu olayı sürerse Okan Buruk gibi bir duayen teknik direktör isteyecektir diye düşünüyorum. Hull City'de bu sezon 18 maça çıkmış 3 gol kaydetmiş. Hani çöptü. O zaman niye istiyorsunuz? Hani Fenerbahçe Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin arka kapısıydı. O zaman niye şey yapıyorsunuz? 2025 yılında sözleşmesi sona erecek diyor. Kiralık olarak gerçekleşebiliyor. 3,5 milyon euro piyasa değeri var. 7 sezon Fenerbahçe'de forma giyiyor. Yani Ozan Tufan Fenerbahçe'deyken Fenerbahçe bir tenike bile kaldıramadı. Birçok kişi de diyor ki hocam uğursuzluk Ozan'daydı. Bir şey diyemem. Kişisel görüşlere, fikirlere saygım var benim. Ama durum bu. Adama Nagolo pişman oldu. Fenerbahçe sezonun başında
Adama Nagalo isimli futbolcuyu renklerine bağlamak için uzun süre uğraştı. Nörstland'ın savunma oyuncusu takımda kalma kararı aldı. Ancak Jesus yönetimde Fenerbahçe'nin hem ligde hem Avrupa'daki müthiş çıkışını görünce de ulan ben neden böyle yaptım? Bizde niye yok? Bize niye almıyorsun? Diye sitemde bulunmuş babasına. Şimdi Nagalo 20 yaşında bir oyuncu. 1.80 boy boyunda stoper. Burkina Faso'lu ve Danimarka Ligi'nde Nordsjælland forması giyiyor. 1 milyon euro piyasa değeri var. Nagalo bu sezon Danimarka Ligi'nde 14 maçta 1 asisti var. 1190 dakika oynamış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamayın. Alt yaş kategorilerinde oynadığı maç sayısı yok. Keşke biraz çıkmış olsaydı alt yaş kategorilerinde, ama Nagalo aslına bakarsanız biraz Fenerbahçe'ye yakışır bir isim olurdu ya bence. Bence denenebilirdi. Şimdi bir şey de demiyorum. Yani hala denenebilir. Niye denenmesin? Şimdi sevgili arkadaşlar, son kısmı da şansal büyük kaya ayırıyorum. Diyor ki Fenerbahçe Maltepe'de 125 bin metrekare alana 45 milyon euroya sadece altyapının kullanacağı bir tesis yapacak. 45 milyon euroya. Bu projeler tüm kulüplerin kurtuluşudur. Nedir bu hayali bile cihana değecek proje demiş. 125 bin metrekare 30 yıllığına kiralandı. Şimdi bu alan Samandıra tesislerine arabayla 3 dakika mesafede. Buraya niye bu kadar takılıyorlar bu 3 dakikaya diye düşünüyordum arkadaşlar. Olay başka. Fenerbahçe bu alanı tamamen altyapı için kullanacak. Tesiste 5000 kişilik stat, 7 futbol sahası bulunacak. Bak, 5000 kişilik stat, 7 futbol sahası. 2 tam, 2 yarım saha. Plaj voleybolu, tenis kortları için 50 bin metrekare arsaya daha ihtiyaç var. Proje 45 milyon euroya tamamlanacak. Fenerbahçe'nin bu iş için 17 milyon eurosu hazır. Proje Kasım itibariyle hazır hale getirildi diyor. Projeyi Beşiktaş'ın Vodafone Park stadında imzası olan mimar Bünyamin Derman çizmiş. Ali Koç'un bu bilgisine, bu sesine kulak verin, destek olun. Bu projeler sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun tüm kulüplerin kurtuluşudur diyor. Arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Herkes zannediyor ki 30 yıllığına kiralı da 30 yılın sonunda tapu Fenerbahçe'nin olacak diye. Şimdi 30 yıl kiraladığını devlete bir şekilde geri vereceksin. Yani bir şekilde geri vereceksin. Çünkü o devletin, kiraladın sen. Hani birilerinin çökme mantığı gibi çökme falan yok. Fakat şu var. Yap işlet devlet gibi bir modelse, ben de tam detaylara hakim değilim ama yap işlet devlet gibi bir modelse, yani yine bizim kasadan bu kadar çıkmaması lazım. Yap senin olsun bir şeylerin karşılığında desem, yani bilmiyorum, çok ilginç, tuhaf. Ama bu proje eğer olursa Türk futbolunun geleceği. Fenerbahçe stat yaptı, herkes stat yaptı. Fenerbahçe bunu yaparsa da herkes bunu yapar. Bakalım sonucu ne olacak? Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Ama birçok kişinin karşı çıktığı bu proje bence Türk futbolunun geleceği olabilir. İnşallah herkes de bu olayın ciddiyetini tam manasıyla anlar. Çünkü bu olay gerçekleşirse Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ya da başkaları da diyecek ki bize de arsa tahsis edin. Tabii ki de edilsin. Sadece Fenerbahçe değil, herkese edilsin. Tabii ki de edilsin. Biz buna karşı değiliz. Ama düşünsenize, altyapılardan futbolcu çıkaran Türk takımları düşünün. Bir Galatasaray'ın, bir Beşiktaş'ın, bir Trabzonspor'un Fenerbahçe gibi altyapılarından futbolcu çıkartıp oynattığını düşünün. Bu takımların senelik 3'er tane, 4'er tane futbolcusunu 10'ar milyon euroya dışarılara sattığını düşünün, yurt dışlarına. İşte Türk futbolunun kurtuluşu bu. Yoksa şimdi birbirimizi kandırmayalım, siyasi olarak da algılamayalım ama Türk lirasının değer kaybına hepinizin malumu. Ve bu değer kaybına baktığınız zaman da arkadaşlar, yani bize satış lazım. Yani biz ne yapacağız diyeceğiz, satacağız. Bize satış lazım. İnşallah da hakkımızda hayırlısı olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.